Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Babuzuk, baban gamlı, gülleri hazan azap, düşmanın düşmanlığına eyvallah, dostların vefasızlığı azap. Bu azaplar da azap, asf aynı kökten gelir. Burada çekilen azaplar öbür tarafta azbe. Yudum yudum zevk yudumlamaya vesile olacak. Azbe inkılap edecek. Aynı kökten gelir. Onlara azap, size azb. Evet, size dedik yani. Çünkü kendimizi sizin arka saflarınızda evet, saklanarak böyle, başını saklayarak filan. Bize de belki bir sen de geç falan. Rahmet tecelli dalga boylu bir iltifat gelir. Halk ifadesiyle paçayı sıyırırız. İçimin sesi, her zaman böyle dedim. Yaşadığım sürece de böyle diyeceğim. Çünkü böyle düşünüyorum. Düşünceme muhalif bir söz, bir davranışta bulunmak o münafıklıktır. Dün başka, bugün başka, kalp başka, dil başka, o düpedüz münafıklıktır. Ve bu çağ münafık çağı olduğu için her yerde, daha ziyade her yerde, daha ziyade onlar hüküm fermadır. Namazda içinizde bulunurlar, oruç tutuyor gibi görünürler. Kâbe'yi tavaf ediyor gibi gider orada sekerler. Huzur-u Risalet Penâ'ya gider, peygambere bende gibi görünürler. Her defasında sizin karşınıza İslami kıyafete bürünürler. Ve böylece siz de hüsnü zanına memur olduğunuzdan dolayı nasıl olmayacaksınız ki? Hüsnü zan min hüsnül ibade buyurmuş sahibi şeriat. Hüsnü zannetmek ibadetlerin en güzelidir. Acaba o güzel şeye sahip olabilir miyiz diye onlara hüsnü zannetmişsiniz. Onlar da bu hüsnü zannı kendileri bir malzeme olarak size karşı kullanmışlar. Zulümlerini bile bir yönüyle meşru göstermek suretiyle o işleri daha azgınlığa götürmüş, işlemedik mesavi bırakmamışlar. Öyle ki şeytana bile yapacak iş bırakmamışlar. Sen artık yapacağın şeylerden azadesin. Çünkü çağ Süfyan çağı. Üst üste Süfyanlar gelir. Bunlar bir yönüyle Deccal'ın aveneleridir. Ahir zamanda 30'a yakın, 30 küsür veya böyle Deccal zuhur edecek. Bazıları günün şartlarına, konjonktüre göre nasıl görünmeleri gerekiyorsa öyle görünecekler. Fakat ortalık bir yönüyle avamca, cahilce, sürü düşüncesiyle Müslümanlığa şöyle böyle yönelmişse bu defa da bu Deccallar Müslümanlığın argümanını kullanacaklar. Kitabul Fiten vel Melahiye baktığınız zaman da Efendimizin ahir zamanda alakalı beyanlarına hadis kitaplarında, siyer kitaplarında. Aynen bunların resimleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Allah Allah! Ne kadar isabetli resimler bunlar. Günümüzün firavunları, deccalları. Mabette varlar, Kabe'yi tavafta varlar, Ramazan'da sahurda varlar, oruç tutuyorlar mı belli değil, iftarda varlar.
namaz kılıyor gibi görünüyorlar ama Allah'ın huzurundalar mı, değiller mi? Onu Allah bilir. Fakat bütün işleri hep aldatmacı olacak ve bunlar süfyan kolu, süfyan. Kaçını gördük bunların şimdiye kadar? Bundan sonra da kim bilir kaçına şahit olacağız. Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin, doğruyu doğru görmeye muvaffak kılsın. Ve onlar karşısında çok defa aldandık, bir defa daha bizi aldanma mahkumu yapmasın. El-Hadi, ey hidayet eden Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle, her türlü aldanmadan, mağdubin aleyhim olmadan, dallin olmadan muhafaza buyur. Vesselam.